Bizim biliyorsunuz Helal Green Dot diye Evet. bir app'imiz var, bir uygulamamız var. Bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Haftadan haftaya yeni arkadaşlar kazanmaya çalışıyoruz. Bununla alakalı bir şey söylemek ister misiniz? Buradan evet tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir çalışma. Müslümanların bu çalışmaları yapmaları gerekiyor. Sizler bunun Allah rızası için, temelinde Allah rızası için olan bir çalışmayla yapıyorsunuz ve insanları herhangi bir şey beklemeden, herhangi farklı bir kuruluş, farklı bir görüş olmadan bir araya getiriyorsunuz. Böyle çalışmaların olması gerekiyor. Bunları Müslümanları, özellikle bizi izleyenlerin destek olmasını, takip etmelerini gerekiyor. Ve bu şekilde de helal bilincini Almanya'da tüketicilerden başlayarak üreticilere doğru yayarak bu çalışmayı yapmamız gerekiyor. Üretici şirketler tüketicilerden talep gelirse bu çalışmaları yaparlar. Ben yıllar önce bir helal konferansında Alman bir şirkete sormuştum. Dedim, neden helal sertifikası almıyorsunuz? Bize bugüne kadar kimse başvurmadı ki. Zaten bizim ürünlerimizi Müslümanlar alıyor. Zaten alıyorlar ürünlerimizi. Neden biz şimdi bir de masrafa girelim, zaman harcayalım, sertifika alalım demişti. Dolayısıyla da Müslümanların biraz daha gözlerini açmaları gerekiyor. Biraz daha aktif olmaları gerekiyor. Sadece evden camiye, camiden eve değil, bu gibi toplum kuruluşlarına, derneklere, faaliyet gösteren yerlere mutlaka özen göstermeleri ve gitmeleri, destek olmaları gerekiyor. Bir dernek sosyal bir kuruluştur. Herhangi bir maddi bir geliri yoktur. Üyeleriyle beraber dernek hem büyür hem de güçlenir. Buna mutlaka dikkat edelim. Ben yıllar önce yine bir örnek vereyim. Dergimizin ilk çıktığı zamanlarda Kuzeyren Vestfalen eyaletinde bir dergi tanıtımı yapıyordum. Bana da bir konferans verdiler. Benim konferansıma, gıda ile ilgili konferansa herhalde 10 kişi gelmişti. Benden sonra Türkiye'den gelen bir bayan, işte şiirler söyleyen, kahkahalar atan bir bayan vardı. İçeride en az 500 kişi vardı. İnsanlar oturacak yer bulamamıştı. Maalesef bizde bir düğün programı olduğu zaman, bir spor programı olduğu zaman, bir dizi olduğu zaman insanlar bir araya geliyorlar. Fakat insanların helal beslenmesiyle ilgili bir konu anlatılacağı denildiği zaman biz 10 kişiyi bir araya zor getiriyoruz. İşte böyle olursa bu alanda da ilerlememiz zor olur. Sizler isterseniz bizler yaparız. Ben mesela yıllardan beri kitap yazmıyorum. Yazmamamın nedeni yazdıklarımızı almıyorsunuz ki yeni kitaplar yazalım. Dolayısıyla da biraz daha bu alanda çalışan insanları desteklerseniz onların da hoşuna gider ve onları yaptığı işe güven duyarak daha hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlar. Çünkü bizim yaptığımız bu çalışmaların hepsi siz tüketiciler için, sizlerin daha rahat yaşaması, helal gıdalarla beslenmeniz, zorlukları bir şekilde beraber aşmamız için yapıyoruz bu çalışmaları. Harun Bey, teşekkür Ben ederiz. teşekkür ederim. Biz helal binüstrişlmi.de sayfamızda Harun Bey'e özel bir rubrik açacağız. Harun Bey orada yeni gelişmeleri bize aktaracak, bizi sürekli bilgilendirecek ve onun haricinde YouTube kanalımızda yeni playlist oluşturacağız. Orada da Harun Bey'den sürekli faydalanmaya çalışacağız. Abone olmayı unutmayın. Abonelere bekliyoruz. Mutlaka bizleri oradan izleyin. Sorularınız olduğu zaman sorularınızı sorabilirsiniz. Her ay orada sizlere farklı konularda bilgiler sunacağız. halal-lmi.de İnsanlık için iyi bir şeyler yapmak dünyaya bırakacağımız en iyi mirastır. Biz de bu düşünceyle sizin için Green Dot'u geliştirdik. Peki nedir bu Green Dot? Gelin birlikte bakalım. Green Dot, temel gıdalarımızdan olan etin tüketiciye hangi standartlar altında sunulduğu ile ilgili bilgiler verir. Bunlar etin kim tarafından ne şekilde kesildiği, toptancı firmanın kim olduğu, hangi et ürünlerini kullandığı ve etin saklama koşulları gibi bilgilerdir. Bu sayede Green Dot kullanıcısı tükettiği et hakkında ilk elden detaylı bilgiye sahip olur. Peki Green Dot nasıl çalışır? Uygulama çalıştığında giriş yazısı görünür, ana menü yer alır. Ana menü altında kullanıcı Green Dot'a kayıtlı işletmelere ulaşır ve bu bölümde en yakınında bulunan işletmeler listelenir. Bu işletmelerden herhangi birisine tıkladığınızda işletmenin yol tarifine, sağ taraftaki butona bastığınızda satmış olduğu et ürünleriyle alakalı bilgilere ulaşırsınız. Bu bilgilerde ise etin temin edildiği firmanın sipariş fişi ve toptancı ürün bilgileri yer alır. Toptancı ürün bilgilerinde ise etin türü, eti kesenin dini, etin kesim sırasında dini ritüel yapılıp yapılmadığı ve kanatlı hayvanlarda yapılan işlemler gibi tüketiciyi yakından ilgilendiren sorulara verilen cevaplar yer alır. Yine aynı bölümde kullanıcının herhangi bir olumsuzluğu bizlere bildireceği bir form bulunur. Green Dot hiçbir şekilde kullanıcıya helal ya da haramdır cevabını vermez.
Green Dot, firmaların tüketiciler için önemli olan sorulara vermiş oldukları cevapları size ulaştırır. Karar vermekse size kalır.